Bugünkü sunumda bahsi geçen mevzu Victoria Gölü'nde geçiyor. Yani Darwin'in Kabusu belgeselinde Tanzanya, Kenya ve Uganda sınırları arasında bulunan Afrika'nın en büyük tatlı su gölü, dünyanın da ikinci en büyük tatlı su gölü. Sığ bir göl. Biyolojik zenginlik endemizm açısından çok yüksek bir şeye sahip, biyoçeşitliliğe sahip ve bir o kadar da hassas. Çünkü buradaki türler, buradaki ekolojik şartlara göre evrimleşmiş türler, dışarıdan gelen bir yabancı tür, bu bir balık ya da başka bir canlı da olabilir, bütün ekosistemdeki zinciri değiştirebilir. Bu üç ülkenin ekonomisi temelde buradaki balıkçılık faaliyetlerine dayanmakta. Burada meydana gelen bir bozulma, ki bu bozulma meydana geldi, ülkedeki pek çok sosyoekonomik yapıyı da değiştirdi. Devam edelim. Bu arada isteyen olursa bu sunumu daha sonra bana e-mail ile ulaşanlara yollayabilirim. Geldim hocam. Şimdi buraların hepsini ben okumayacağım. Yani geldi. Bunlar kolaylıkla internetten ulaşabileceğiniz bilgiler. Sadece alttaki paragrafı ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Dekapod dediğimiz omurgasız canlılardan, balıklardan, kabuklulu yani midye ve diğer kabuklular, odonat dediğimiz bizim hepimizin milli helikopter böceği dediğimiz grup ve bazı su bitkileri açısından bu göl çok zengin. Bilinen 651 türü var. Ve halen yeni türler tanımlanmaya devam ediyor. Gölde yaşayan balıkların %78'i endemik. Yani dünyada sadece bu gölde yaşayan balıklar var. Ve bu göl havzasındaki türlerin yaklaşık %75'i yani dörtte üçü çeşitli nedenlerle yok olma tehlikesi altında ya da önemli bir kısmı yok oldu. Devam edelim. Şimdi belgeselde bahsedilen balık bu. Lates niloticus, Nil levreği. Oldukça saldırgan, agresif bir balık. Yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam notlarda da olacak, 180 santim, yani bir insan boyu kadar olabiliyor. Oldukça ağır bir balık, karnivor ve çok obur bir balık. Devam edelim. Bizim çok kullandığımız web sitesi var, Fishbase diye. Burada merak ettiğiniz balıkların genel özelliklerini bulabilirsiniz. Mesela burada kayıt verilen en büyük boy 200 santim, yani 2 metre. Genel olarak 100 santim, 1 metre boyda oluyor. Ve 200 kilograma kadar büyüyebiliyor. Ya yani oldukça ekonomik açıdan da değerli bir tür. Devam edelim. Potansiyel tehlike, tehdit olarak görülüyor ekosistem için, türler için. Oldukça dediğim gibi agresif bir balık. Bütün göl ekosistemini değiştirdiği kabul ediliyor. Tabii tek başına bunu yapmadı. Başka canlılar da bununla kabahatli ama bu türün oldukça yüksek bir bu değişime katkısı var. Devam edelim. Mesela Albert Gölü'nden de bu balıkla ilgili kayıtlar var. 164 kilogram ve 180 santim boya ulaştığına dair. Devam edelim Yeşim. Yeşim. 1950'li yıllarda Victoria Gölü'ne, işte burada ülke isimlerini ve nereden geldiğini, nereye bulaştığını görüyorsunuz.
Bazı ülkelere de gitmiş, taşınmış ama henüz orada yerleşik stoklar oluşturmamış. Ama mesela Kongo, Uganda, Kenya'da yerleşik artık orada tutunmuş stokları var. Ama mesela Amerika'da, Küba'da henüz bunu başarabilmiş değil. Devam edelim. Mesela bu gördüğünüz türlerden üstteki hızlı gittik yeşil. Geri gelebilirsen. Geldim hocam. Bir önceki slide. Bundan da mı önceki? Figür 4-7 yazıyor. Şimdi bu gördüğünüz balıklar Türkiye'de de çiklit balığı olarak bildiğimiz balıklar. Pek çok akvaryumda gördüğünüz o renkli güzel balıklar. Çoğu çiklit türü zaten ya Afrika kökenli ya Amerika kökenli. Afrika bu konuda çok önemli bir yere sahip. Victoria Gölü de bu anlamda çok önemli bir göl. Mesela üstteki balık hassas durumda. Büyük ihtimalle tükendi ya da tükenmek üzere. Onun dışında bir alttaki tür, o da doğada yok olduğu düşünülüyor. Yani Nil Levreği tarafından bu iki tür yok olmuş durumda. Onlarca türün yok olma sebebi sadece bir yabancı balık türü. Devam edelim. Yine bu iki türde sağ taraftaki ekranda gördüğünüz o da büyük ihtimalle doğada yok olmuş durumda. Sol taraftaki sarı kuyruklu olansa hassas durumda. Yani incinebilir durumda. Büyük ihtimalle yakın gelecekte bu türü de belki kaybetmiş olacağız. Devam edelim. Şimdi bugünkü belgesel altta linki verilen yerden de ulaşabilirsiniz ya da YouTube'dan da seyredebilirsiniz. 1950 ile 60'lı yıllarda aslında basit bir bilimsel deney olarak başlıyor ve Nil Levreği bu göle aşılanıyor. Devam edelim. Bu bahsettiğim obur bir balık. Yani su kuşu tutun diğer omurgasız canlılara, su içindeki diğer omurgalı canlılara, balıklara, küçük böceklere, onların yavrularına obur bir şekilde saldırıp tüketen bir balık. Devam edelim. Şimdi Afrika göllerinde özellikle haplokromin dediğimiz yani çok renkli, desenli, çok özel balıklar var. Bunlar beslenme şekillerine gölün yüzeyinden dibine kadar açıkta ya da kıyıda bulunmalarına göre farklı morfolojik yapılar, renklenmeler gösteriyorlar. Ve bunlar çoğunlukla su bitkileriyle, su içindeki diğer küçük kabuklu canlılarla beslenen, gölün su kalitesini kontrol eden canlılar. Yani bu canlıların ortamdan uzaklaşmasıyla su kalitesi olumsuz yönde etkilenebilir. Zaten bugün Victoria Gölü'nde ya da diğer Afrika göllerinde yaşanan temel sorunlardan biri bu. Çiklitler ortamdan uzaklaştığı için su kalitesi bozulmuş durumda ya da bozulmaya doğru hızla ilerliyor. Bunlar mesela ağzı yukarı olanlar daha su üstünden beslenen, ağzı daha ortada olanlar yine su içi, kostu sütunundan beslenen balıklar. Ağzı aşağıya bakan olanlar yine dipten ya da daha sert olarak beslenen canlılar. Bunlar ortamdan uzaklaşınca tabii su kalitesi de olumsuz etkileniyor. Çünkü alg artışları oluyor. Planktonda bir artış meydana geliyor ve
Görünürlük düşüyor. Suda kokuşma başlıyor. Devam edelim. Tabii tek suçlu bu balık değil. Bölgede ormansızlaşma, erozyon, işte elde edilen ürünün adil bir şekilde dağıtılamaması gibi birçok aslında hem ekolojik hem ekonomik, sosyoekonomik problemler var. Bütün bunların yansıması göle oluyor. Göldeki sonuç bütün ülkeye, bütün komşu ülkelere kadar yayılmaya başlıyor. Devam edelim. Şimdi bakın burada belgeselden bir görüntü var. Balık kafaları. Sizlere yollanan tanıtım yazılarında da şu vardı. Balık Avrupa'ya gidiyor, yerel halka ne kalıyor diye. Yerel halka hiçbir besleyiciliği kalmayan, kopmuş, parçalanmış, bozulmuş ya balığın kafası, ya omurgası, ya kuyruğu kalıyor ve hastalık kaynağı. Tabii bunun işlenmesi için de çevrede ağaç kesimi yapılıyor. Çünkü tütsülemeniz lazım ki bu balığı tütsülemeniz pek mümkün olmuyor. Bu da ormansızlaşma. Ormansızlaşma peşinden erozyonu getiriyor. Tarımda verimliliği düşürüyor. Gölde bulanıklığın artmasına neden oluyor. Ve bu bir zincir şeklinde devam ediyor. Yani insanlar hem ormanlarını kaybediyorlar, hem tarım alanlarını kaybediyorlar, hem de önemli besin kaynağı olan balığa da ulaşamamış oluyorlar. Devam edelim. Şimdi özellikle Tanzanya'da bu balık girdikten sonra HIV yani AIDS ve silah ticareti, kara para aklanması olaylarının ciddi artışlar olduğu tespit ediliyor. Çünkü çok kıymetli bir balık. Bu balığı işlemek için pek çok tesis kuruluyor. Çok ciddi paralar. Yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılında sadece Tanzanya'ya Avrupa Birliği'nden gelen para 168 milyon euro. Ve bu para tabii ki eşit bir şekilde dağılmıyor. Belli güç odaklarının elinde kalıyor. Halka fakirlik, zenginlere de para düşüyor ve sonuç birbirini öldüren insanlar, hastalığın yaygın olarak yaşandığı bir ülke karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Evet, ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Yeşim, istiyorsanız herkes hazırsa belgeseli seyretmeye başlayabiliriz. Sorular olursa chatten yazarsanız daha sonra da cevap veririm. Biraz ağır bir belgesel. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama. Valla hocam sizin vaktinizin dar olduğunu biliyorum. Siz gittikten sonra arzu edenler olursa sohbete devam da ederiz. Yakın zamanda Human belgeselini izlemiştim. Üstüne bu Evet. gelince bir sürü bir şey var söyleyecek ama hani coğrafya kaderdir, hatta kederdir noktasında kilitlenmiş durumdayım. Yani coğrafya bence kader değil, keder lafına daha çok katılıyorum. Çünkü coğrafyayı aslında belirleyenler insanlar, içinde yaşayanlar, o şartları nasıl kullandığımız, birbirimize nasıl davrandığımız, adaleti nasıl tesis ettiğimiz, paylaşımı nasıl yaptığımız, buna her şey dahil, bilgiden, maddiyata, sevgiye kadar. Bunların koşulları ve şartları bizi insan yapıyor. Ama nasıl insan yapıyor? Onu da tarih bize yaşatıyor, gösteriyor. Yani şimdi bu ufak aslında bir Afrika ülkesi. Sadece bir balık gelerek bir gölü değiştiriyor. Ekonomisi bu göle bağlı olan yerel halk mecburen bu balıkçılığa yöneliyor. Buradan beslenen bir fabrika endüstri var. Ve buradan elde edilen parayı belli bir küçük bir grup yiyor ama proteini Avrupalılar tüketiyor, Çin, Japonya tüketiyor. Sadece oradaki halka savaş ve bir parça balık kemiği kalıyor. Topraklarını kaybediyorlar,
verimli topraklar gidiyor. Yani biz hep Afrika verimsiz açlığın olduğu, aslında orada bir açlık olmayabilir. Çünkü adaletli bir paylaşım sağlanırsa bu yapılabilir. Ama görüyorsunuz protein, çok kıymetli bir protein. Avrupa'ya gidiyor balık ve Birleşmiş Milletler oraya tahıl yardımı yapıyor. Aslında o göl, o çevresindeki 3 ülkeyi, belki çok daha büyük bir coğrafyayı çok ucuza besleyebilir. Ama besleyemiyor maalesef. Çünkü transfer ediliyor. Oraya kalan sadece açlık, yoksulluk. Ve görüyorsun işte bir kadın hayatını kazanmak zorunda, canından oluyor. Çocuklar sokaklarda çünkü ya anne baba yok, hayatta değiller ya terk edilmişler. Küçük bir komünite gibi davranıyorlar. Büyük acılar var. Yani benzer şeyler ülkemizde de var tabii ki. Yani sokak çocuk problemi bu ülkede de var. Açlık bu ülkede de var. Bizim göllerimizde de bu problemler var. Mesela 50'li yıllarda Beyşehir ve Eğirdir Gölü'ne sudak balığı atıldı. Orada binlerce aile balıkçılıkla geçiniyordu. 10'a yakın tür vardı. 7 ya da 8 tür yok oldu. Ekonomik tür bunlar. Ve gölün su kalitesi değişti, bozuldu. Yerine başka balıklar attılar. Ama onlarda çözüm olmadı. İlk 10 yıl balıkçılar güzel para kazandı. Sonra hepsi balıkçılığı bırakmak zorunda kaldı. Çünkü ekonomik bir faaliyet olmaktan uzaklaştı. Yani yüzlerce insan yaşadığı, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Büyük şehirlere geldi. Yani bizde belki bunlar keskin yaşanıyor mu bilmiyorum ama aslında küçük küçük o Afrika örnekleri Türkiye'de yaşanıyor. Balıkçılık açısından söylüyorum. Eğer şey Hocam yoksa bana... Hı, efendim. bu balık orada üremeye başlamadan önce, yani bu popülasyon ulaşmadan önce, peki orada gene ekonomik olarak balıkçılık yapıyorlar mıydı? Hangi Tabii türleri ki. kullanıyorlardı? Yani Çok bu merak ettim. çiklitlerden bazıları ekonomik türler. Hem protein açısından da fena değiller. Ama yurt dışına satabileceğiniz ve küresel ölçekte satacağınız balıklar değil, yerel ekonomiyi destekleyecek, gölü destekleyecek balıklar. Ama siz, orada bir laf var. Ülkemizi ve balığımızı satmak istiyoruz. Bunun için de size kıymetli bir balık lazım. O da o bölge için civar ülkelerde yaygın olarak bulunan ama Victoria Gölü'nde, Albert Gölü'nde bulunmayan bu balık atılıyor. Ve çok kıymetli bir balık. Et kalitesi çok yüksek. Dünyada rağbet gören bir balık. Ve bir şekilde o göle bulaştırılıyor. Ve bugüne geliyoruz. Tabii tek Bilinçli bir balık bulaştırma sorumlusu. gibi o zaman hocam, değil Tabii mi? ki. Tabii ki bilinçli. Aslında Hocam bu bilimsel bir deney gibi başlıyor. Ama iş çığırından çıkıyor maalesef. çok kısa, sizin Buyurun. vaktinizi almak istemiyorum. Şeyi merak ettim film izlerken, belgesel izlerken. Bu işin geri dönüşü yok. Bir yerden sonra sanırım temizlenme ya da bunu geri döndürme gibi bir ihtimalimiz yok, değil mi? Yani şöyle, mümkün mü? Yani kimyasallar var. Böyle atabilirsiniz. Ama sadece o türü değil, bütün türleri öldürebilirsiniz. Böyle bir temizlik yapıp daha sonra başka ya da yerel türlerle balıklandırma yoluna gidebilirsiniz. Ama bunlar çok pahalı yöntemler. Sadece şu yapılabilir. Çok güçlü bir av baskısı oluşturarak tür üzerinde türün stoklarını azaltırsınız. Ve bu baskıyı uzun yıllar devam ettirerek azaltabilirsiniz. Ama burada öyle bir niyet yok. Çünkü çok kıymetli bir balık. Onu yok etmek istemiyorlar. Yakalayıp satmak istiyorlar. Yetiştiricilik falan Böyle yani. yapılmıyor o bölgede, değil mi hocam? Sadece avcılık üzerine yapıyorlar Akvakültür var bunu. mı açıkçası, o konuda bilgim yok. Şu anda Milotikus avcılık üzerine yapılıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok Ben sağ olun. teşekkür ediyorum. Umarım tırnak içine keyif almışsınızdır. Faydalı bir sunum ve izlenci olmuştur. Ben birkaç belgesel daha araştıracağım. Onları da tavsiye edip bu şekilde konuşabiliriz. O diğerlerinde ben muhakkak evde olacağım ve uzun uzun konuşuruz. Çok Teşekkürler o teşekkür zaman. ederiz İyi hocam. Sağ olun. akşamlar. Teşekkürler hocam. İyi Size de akşamlar. iyi akşamlar. Hocam ben de İyi teşekkür ederim. akşamlar. Sağ olun başkanım. Ağzına Görüşmek sağlık. üzere. Seçim çok iyiydi. Çok güzeldi. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere hocam. Başkan, Evet. siz bir şeyler söylemek ister misiniz diyelim. Hocam daha sonra. Valla şöyle, ya hocam biraz akademik duyarlılıkla değerlendirdi. Ben biraz daha siyasi duyarlılıkla değerlendireyim. Bu ekolojik
Yani dünya ekosistemine emperyalizmi çok ciddi bir müdahalesi aslında. Sadece daha fazla kar için, daha fazla kazanç için dünyanın en iyi, en biyoçeşitliği yüksek bir gölüne müdahale aslında bu. Muhtemelen o balık işleme fabrikası sahibi bu işin işbirlikçisi göründüğü gibi, görüldüğü üzere. Ve kendi o üç ülkedeki, gölün bulunduğu üç ülkedeki iktisadi yapı hiç onu ilgilendirmiyor. Halkın durumu hiç onu ilgilendirmiyor. O sadece işleyip Avrupa'ya göndermekle mükellef. Bir yandan belki de silah ihtiyacının olması için de mutlaka işte uçakların gelip de o yükü alıp gitmesi için silah ihtiyacının olması gerekiyor. O silah ihtiyacı için de savaşı körükleyen bir tarafta duruyorlardır muhtemelen. İşte Birleşmiş Milletler'in bu ekolojik yıkım yaşanan bölgelere ve hatta şimdi iktisadi, enerji ya da güç ilişkilerinin, savaşlarının yaşandığı bölgelere Birleşmiş Milletler'in veya FAO'nun veya UNESCO'nun hiçbirinin çok da önemli bir desteğinin olmadığını da görüyoruz. Türkiye'de de mevcut bu tür sorunlar. Dünyanın birçok yerinde de mevcut. Hocamın anlattığı üzere çok büyük bir biyoçeşitliğe sahip bir göl ve sadece tek balık türü kalıyor ve işte bulanıklık da var. Tamamen o balığa kalıyor her şey. Ama ülkenin yoksulluğu devam ediyor. Bir dolarla geçiniyorlar. Bugün dünyanın işte Birleşmiş Milletler açıklama yapıyor. 850 milyon insan açlık, milyar, 850 milyon insan evet açlık sınırının altında yaşıyor. 2 milyar insan da obezite içinde yaşıyor. Bu büyük adaletsizlik ve dengesizlik bir güç ilişkileri, bir emperyal ilişkiler üzerinden oluşan bir sonuç. Yani bunu izledik. Ülkemiz üzerinde de bu tür işler dönüyor. Üçüncü dünya ülkeleri üzerinde de bu tür işler yoğunlukla dönüyor. İşte bugün Türkiye'deki nükleer santral yatırımlarından tutun, tarımda şirketleşme çalışmalarından tutun, toprak kaybımızı böyle değerlendirebiliriz. Suyun ticarileşmesi çabalarını böyle değerlendirebiliriz. Derelerin, göllerin satılmasını böyle değerlendirebiliriz. Kanal İstanbul'u böyle değerlendirebiliriz. Bu hep birilerinin daha yüksek kar maksimizasyonu, daha fazla kar elde edebilmesi için ekosistemle beraber, insan da onun bir parçası, insanı da yok eden, her şeyi, bütün değerleri yok eden bir neoliberal çağ ürünü. Eskiden de yani İkinci Dünya Savaşı sonrası da başlayan bir süreç aslında derinlemesine, ama artık çok pik noktasında, böyle finali yaşanıyor. Bundan sonraki bu hele pandemiyle de başlayan dünyada yeni bir düzenin, dönemin olacağını ifade ettikleri bir dönemde de böyle bizler gibi akademik bilgiyi taşıyan, bilimsel bilgiyle hayata bakmaya çalışan insanların bir araya gelip bu işlere biraz daha söz söyleyen, baş kaldıran, insanları uyandıran, aydınlatan bir cenahta durması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada sizlere de emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Deniz ve Yeşim. Var mı başka ekleme yapmak isteyen? Bizden yok. Tamam. Galiba yok. Ben bu tarz şeyler, filmler ya da belgeseller izlediğimde hep şu Nazım'ın dizeleri aklıma geliyor. Çok kısa şunu paylaşıp öyle kapatmak istiyorum. En sonunu paylaşacağım. Başı zaten biliyorsunuzdur. Diyor ki Nazım, ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahatin çoğu senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim diyor. Kabahatli olmayalım. Bir dahaki film gösteriminde tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet.
geldiğiniz için. Herkese hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun.